Bisikletliler Derneği koordinesinde Tabiatın Kalbi Bisiklet Amatörleri Derneği, Kızık Bisiklet Topluluğu, İyi Ki Kitap Var topluluğunun katılımında bisiklet turu düzenlendi. Dördüncü Kalp Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte 50 katılımcı şehir içinde 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Kalp sağlığına dikkat çekmek ve bisikletin sağlık için önemine vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıt önünde gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Bolu Bisikletliler Derneği il temsilcisi Emrullah Zenginoğlu, etkinliğin farklı illerde de gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bugünkü etkinliğimizin amacı Kalp Haftası'nda Bolu'da yerel olarak bir protokol etkinliği, bir tanıtım etkinliği yapmak, kalbi önemimizi beğenmek. Etkinliğimiz aynı zamanda 30 farklı ilde eş zamanlı olarak İstanbul'da dahil olmak üzere birçok kentimizde yapılmakta. Etkinliğimiz şu saat itibariyle çoğu ilimizde bitti. Bolu'muzda da bugün bitirmiş olduk. Zenginoğlu, bisikletin kalp sağlığı için önemine vurgu yapmak istediklerini belirtti. Yaklaşık bir 45'in üzerinde bir 50 katılımcı ile güzel bir şekilde bir turumuzu sonlandırdık. Pandeminin ardından oluşan bu süreçte sağlığa tekrar önem vermemiz gerektiği ile ilgili olarak güzel bir etkinlik yapmak istedik. Bisikletimizin ne kadar kalp dostu olduğunu ve diğer sporlara nazaran bisikletin ne kadar az kalbimizi efor sarf ederek yorduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Profesör Doktor Akcan Akkaya ise koronaya yakalandığında bisikletin ve sporun kendisini dinamik tuttuğuna vurgu yaptı. Ben bir hekimim, hem de yoğun bakım hekimiyim. Yani koronada koronalı hastalarımızın yoğun bakıma yattığında onları tedavi eden hekimim ama kendim de koronayı geçirdim. Hem de ağır bir şekilde geçirdim. Meşhur deyimle entübe edildim ve 7 gün kaldım. 7 gün sonrasında cihazdan kurtulduğumda 3 gün içinde ayağa kalkma imkanım oldu. Bunu hem orada beni tedavi eden hekim meslektaşlarıma, hemşire meslektaşlarıma ve diğer sağlık çalışanlarına borçluyum. Ama aynı zamanda bu kadar erken kalkmam orada biraz farklı karşılandı ve dendi ki daha önceki spor faaliyetlerinden olsa gerek. Ben de bunu bisiklete ve pedalıma bağlıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ufak bir takımda arazlar kaldığı için bir korona gazisiyim aslında. Hem sağlık çalışanıyım hem korona gazisiyim. Bu nedenle herkesi bisiklete, herkesi doğaya ve spora davet ediyorum.